bu hikayenin özünü şeyden anlamı başta. Evet. Hikayenin alıntısı. Ben tabii o şeyin konusu olsun diye değil de sohbet olarak devam edeyim. O kendilerine sağlarsa kalır. Şimdi Akçabat'tan bindik rahmetli babacığımla geliyoruz. Ford minibüsler var o zaman. Ford minibüsü şoför mahalli tarafında babacığım duruyor. Ben de kapı tarafındayım. Yaylacık kısmından iki kişi aldık. Tabii onlar da orada tamirle herhalde ilgilenen insanlar. Ellerinde üstlüğü böyle yağlı arkadaşlarımız. Hemen geldiler onlar da, bir tanesi şoförün arkasına, bir tanesi de babamın hizasına denk düştü. Biraz daha yolumuza devam ettik. Biraz beride bizim kendi tanıdığımız Mehmet Zeki Bayraktar'ın babacı Hasır İskemli de var. Hasır İskemli'ye oturdu o da. Tabii babamla benim arama başını böyle koyarak işte Hacı Efendi ne var ne yok falan diye konuşmaya başladı. Tam o esnada bu arkadaşlarımız o gün otobüslerde veya araçlarda sigara içme yasağı yok. O gün tabii hemen adam alelacele sigarayı çıkardı, yaktı, öyle bir derince çekti ve üfledi. Tabii rahmetli babamla bizim omuzumuzdan aşağı döküldü böyle. Ben böyle bir baktım, bir şey söyleyeyim diye. Ben vazgeçtim, babam çünkü yeldendi, onun esprili şeyleri var. Bıraktım, ikinci defa çekti ve bırakınca döndü, dedi ki, torunum dedi, hep beni yerim onu dedi. Bu sefer arkadaşlar, ya Hacı Efendi kusura bakma falan, özür dileriz gibi yapmaya kalktılar. Dedi ki, azın onu uşağım dedi. Hacı Efendi atamayacağız dedi, çok para verdi bana dedi. O zaman dedi, arabada iş mi oluyor? Bu şekilde yolculuğumuz devam etti ve Trabzon'a kadar o tatlı hatırayla gelmiş olduk. Yani o yaşayan temellerde ki esas şeyi birisi istiyorum. Burada İstiyorum. Yani. Orada temel yaşayan temellere nasıl yansıdı? Karadeniz'in temel İstanbul'dan Trabzon'a gelirken önünde iki tane üniversite talebesi oturuyor. Temel arkada sigara içip tabii üflüyor. Yine sigara yasağı otobüslerde olmadığı dönem. İçiyor, üflüyor, içiyor, üflüyor. Akçabat'a yaklaştılar. Tabii Temel şeye söyledi ki Mavine, ben falanca yerde ineceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tam orada ineceği zaman şeye Mavine dedi ki bir dakika dedi. Tamam, bu sefer geldi oradaki iki tane gence dedi ki Temel. Oturabilirsiniz orada. Yok yok, oturun. Uşaklar dedi, bana hakkınızı helal edin dedi. Çocuklar şaşırdı. Amca dedi, bizim seninle ne hakkımız var? Niye öyle diyorsunuz dedi. O Meret'in parasını siz şey o Meret'in parasını siz verdiğinizde ona ortak içmedik mi şeklinde. Ama Temel tabii pardon Temel öndeydi, ben gene karıştım. Temel önde oturdu. Çocuklar ona üflüyorlar yani. Ona üflüyorlar. Üfleyince dedi ki o Meret'in parasını siz verdiğinizde ona ortak içmedik mi dedi. Bu şekilde dönüştürülmüş oldu. Adem hoş geldin. Merhaba. Ne ikram edelim? Teşekkür ederiz. Bak buranın güzel bir şeyi var. Sevdin mi İlmaz abi? İyi güzel. Hocam onu sen de seveceksin de. Hocam dinleyelim o şiiri bakalım.